Herkese selamlar, kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Birçoğunuz görmüştür ki geçenlerde özellikle rekabetçi oyunlarda canlı yayın yapan arkadaşlarımız için mouse kamerası nasıl eklenir videosunu çekmiştim. Hatta bu videoyu da sağ veya sola boncuğa iliştiriyorum. Bakmak isteyenler oradan ulaşabilir. Özellikle rekabetçi oyun oynayıp da mouse kamerasını kullananlar için mükemmel bir ürün anlatacağım bugün sizlere. Yaptığım araştırmalar sonucunda gördüm ki hem görsellik hem de performans olarak bu ürün tam sizlere göre. Bu ürünümüz ise Longteng Huoyun e-sporcular için üretilmiş oyuncu mousepad'i. Şimdi gelin sizlerle birlikte bu ürünün detaylarına bakalım. Bir açılışını yapalım. Sonrasında da teknik detaylarıyla birlikte sizlerin karşısında olalım. Öncelikle mousepad'imiz kargodan geldiğinde gördüğünüz gibi böyle iple sıkıştırılmış kaliteli bir kılıfla birlikte geliyor. Bu kılıfı açtığımızda ise bizleri çok şaşırtacak bir durum söz konusu. Normalde bir mousepad aldığınızda bu şekilde kıvrık geldiğinde mousepad'i açtığınızda üzerinde dalgalanmalar olur. Ama şu anda sizlerle birlikte görmüş olduğumuz gibi paketten çıkarttığımızda ve kılıfımızı açtığımızda hiçbir şekilde dalgalanma ve kıvrık olan bir kısım olmuyor. Masamıza koyduğumuzda tamamen dümdüz bir şekilde bizleri karşılıyor. Yani terse doğru çevirip herhangi bir düzleştirme işlemine falan gerek kalmıyor. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle kıvırıp bıraktığımızda gördüğünüz gibi dümdüz bir şekilde açılıyor. Yani bu mousepad'in en büyük özelliklerinden biri de kaliteli bir kumaş yapısı olmasından dolayı herhangi bir kıvrılma, bükülme olmaması. Öncelikle size şundan bahsetmek istiyorum. Longteng Huoyun dünyaca ünlü bir mousepad firmasıyla aynı fabrikada üretiliyor ve aynı zamanda aynı şartlarda ve aynı kalitede banttan çıkıyor. Fakat bununla birlikte fiyat olarak biraz daha uygun fiyatlı olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Bunun en büyük sebebi bu mousepad daha ucuz, kalitesi daha mı düşük diye düşünebilirsiniz ama böyle bir ihtimal yok. Çünkü firmalar global hale geldiği zaman fiyatlar da ona göre marka değeri olarak artmış oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum, bu aradaki fiyat farkı tamamen marka değerinin piyasadaki algısıyla alakalı değişen bir şey oluyor. Zaten burada Türkiye'de yaşadığımız için bizim için önemli olan kıstas fiyat ve bu tarafta da bizim gönlümüzü kazanıyor. Aslında biraz teknik özelliklerinden ve markadan bahsederken tasarımından bahsetmeyi unuttum. Yani ilk olarak masaya açtığımızda hem tasarım hem de hissiyat olarak gerçekten tatmin edici. Önümde duran mousepad Tiger modeli. Bu model gerçekten renkleri ve dokusu olarak gayet tatmin edici duruyor. Tasarım tarafına baktığımızda zaten video başladığından beri gözlerimi mousepad'den alamıyorum çünkü gayet etkileyici duruyor. Ama sonuç olarak ben Tiger modelinde karar kıldım. Gözüme en etkileyici gelenlerden biri buydu. Diğerleri de çok iyiydi ama hem odama hem de masama daha uygun olacağını düşündüm. Diğer renklerini de ekrana koyuyorum. Sizler de yorumlar kısmında hangisini beğendiyseniz bana belirtirseniz çok mutlu olurum. Bununla birlikte ikinci bir mousepad alırken çok fazla uğraşmam, sizin fikirlerinizden de yararlanmış olurum. Şimdi asıl e-sporcuları ve rekabetçi oyunları sevenler için gerekli olan teknik detaylara bir değinelim. Şöyle elimi mousepad'imizin üzerinde gezdirdiğimde, hatta ellerimle kalmayayım, şöyle mouse'u da çekip şöyle üzerinde gezdirdiğimde gayet güzel bir kayganlık sağlıyor. Gördüğünüz gibi mouse'um durması gerektiği yerde duruyor. Bu arada mousepad'imiz hibrit bir model. Hibrit ne demek diyecek olursanız %50 kontrol, %50 de speed sağlıyor bizlere. Mousepad'imizin kumaş yüzeyine baktığımızda Amundsen fabrik kumaşı kullanılmış. Bu da bizlere düşük sürtünme sağlıyor. Aslında şöyle bir nokta var. Zaten sporcular bu mousepad'i tercih ediyor. Fakat siz gün içerisinde işlerinizi, ödevlerinizi sürekli bilgisayar başında yapıyorsanız, özellikle tasarım ve çizim işleriyle ilgileniyorsanız bu mouse da konfor olarak tam sizlere göre diyebilirim. Kauçuk bir yapıya sahip olduğu için gün sonunda hissettiğiniz yorgunluk daha az olacaktır diye düşünüyorum. Oyunculara geri dönelim. Özellikle rekabetçi oyunlarda stopping power denilen fare hareketindeki ani duruşlarda oldukça etkili. Hatta sizlere bir örnek vermem gerekirse, Valorant'tasınız, arkanızdan bir adam ateş ediyor, mouse'unuzu hızla çevirip adama getirdiğiniz zaman rahatlıkça durdurabiliyorsunuz. Bu da elitleriniz için güzel bir video ortaya çıkartacak. Ürünün dikiş yapısı normal mousepad'lerle aynı değil, daha sık ve ince bir dokuya sahip. Bu da micro nit sketching olarak adlandırılıyor. Ayrıca ürünün yüzeyi kaplama bir yüzey değil. Bu sayede diğer mousepad'lere göre aşınma ve hasar görme durumu minimuma indirilmiş durumda. Yani bu sayede sizleri daha uzun ve daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Videomuzun sonuna gelmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Sadece bu modelle kalmıyoruz. Farklı spesifik özelliklere sahip olan farklı modelleri de mevcut. Ben kendime Tiger modelini tercih ettim. Bekir daha büyük mousepad'leri sevdiği için ona da farklı bir model olan büyük bir modelini aldım. Hatta onu da sizlere göstereyim derken uzanamıyorum. Bu sırada bize... Hemen kısaca onu da göstereyim. Şöyle bir açayım sizlere göstereyim. Bu da tabii ki şu an incelediğimiz Tiger modelinden farklı özelliklere sahip. Şöyle hemen açıyorum. Masaya tam olarak oturuyor. Yine Tiger modelindeki gibi dalgalanma bizlere sağlamıyor. Bunun detaylarını sizlere inmeyeceğim. Eğer detaylarını merak ederseniz açıklamalar kısmındaki linkten detaylarına bakabilirsiniz. Bizim ana misafirimiz, bu videomuzun en büyük misafiri tabii ki de Tiger modeli oldu. Sizlerle Tiger modelinin detaylarına baktık fakat birçoğunuz biliyor ki ben rekabetçi oyunlarda çok iyi değilim. Bu nedenle bu mousepad'in testi için mousepad'imizi Bekir Bey'e verip bir testini göreceğiz onun tarafından. Videonun sonunda da onun da ufak yorumlarını alacağız. Every single day I'll be making moves till the day I'm brave. Do the system out of my I've been doing shit my way and my driveway. It's not strange cause I grind through the climb. I ain't like a man, never gonna just gotta flip the switch and we can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key, it's for me. They're the same, but I just slide right by that. Reyna çok iyi. Gerek var mı? Bu elektrik ya da evin altı. Ananı! Şu anda saat gece 2.30-4-5 saat boyunca mousepad'i deneyimledim. Gerçekten kontrol ve speed'i eşit oranda tutmuşlar. Kaymasında veya durmasında bir sıkıntı yok. Büyüklüğü de gayet makul ölçüde. Onur normalde bana daha büyük mousepad almıştı ama ben buna el koyacağım gibi gözüküyor. Çünkü gerçekten hoşuma gitti. Alınabilecek bir mousepad olduğunu düşünüyorum. Evet, videomuzun sonuna geldik. Eğer siz de Tiger modelini satın almak ve diğer detaylarına bakmak isterseniz açıklamalar kısmına link bırakıyoruz. Oradan ulaşabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.